Merhaba hanımlar, Şeyda Anlayıştır YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok hoş bir model yapımı göstereceğim. Böyle fıstıklı bir model. Biliyorum siz de çok beğeniyorsunuz fıstıklı modelleri. O yüzden çok fazla yapmayı tercih ediyorum genellikle. Böyle zemini yeşil, açık bir yeşil, çağla yeşili gibi yeşil. Üst kısmında da böyle çiçeklerimizde böyle koyu mora yakın tonu var. Böyle açıklı koyu tonları var. Ben açık olanını kullandım. Altın başak 839 830 numara pardon. 830 numara ipim. Bu sarı ipim de 50 numara hardal tonu. Birçok kez de kullandığım tonlardan biri. Böyle ben iki tonumu kullanacağım. Burada mesela morun daha koyu tonunu kullanmak isterseniz 78 o tarzda kullanabilirsiniz. 434 numara canlı yeşil mi kullanacağım alt zeminde? Bu şekilde renklerini ayarladım ve şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Evet, ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Biraz sesim kötü olduğu için az çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Hemen herhangi bir tığ bantısından giriyorum. Bakın ben iki zincirle tığlamamı yaptım alt kısımda. 21 numara tığ kullanıyorum. Tulip marka. 22 de kullanabilirsiniz. Çok eğer eliniz biraz daha böyle bolsa sıkı olması için 22 kullanmanız daha iyi olacaktır. Benim elim çok sıkı o yüzden kırıyorum. Ve kullanamıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen bir yandaki tığ bantısından bir sık iğne ilik. Bu şekilde birkaç tane tığlama yapıyoruz. 3 zincirli ama alttakini 2 zincirle yaptık. Böyle az daha bol durması için 3 zincirle tığlıyorum. Şöyle ortalama 5-6 civarı yaparak başlayabilirsiniz. Altı tane yaptık. Başlıyorum şimdi ben. 9 tane zincir çekiyorum. Hemen son tığlamayı yaptıktan sonra 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çekiyorum. Ters kısmını çeviriyorum modelimin. 2 kutucuk at boş bırakıyorum. Hemen üçüncüye ters kısımdan bir sık iğneyle kapatarak bu şekilde yuva oluşturuyorum. Düz kısmımı çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Düz kısmını çevirip direkt 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hemen bu yaptığımız yuvanın içinden giriyoruz. Önce 1, 2, 2 alıp bir trabzan yaptım. Trabzanı kapattıktan sonra 4 zincir çekiyorum. Görüntüyü. 4 zincir çektim. Hemen trabzanla zincirin arasından girip trabzanın üzerine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane yaptım. Yuvamın içine tekrar sabitliyorum bir sık iğneyle. Böyle alt kısmını tamamladım. 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincir çekiyorum. Ters kısmını çeviriyorum. Hemen tepesine, tepede 4 zincir çekmiştik. Ters kısmından tepesine bir sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde üst kısımda küçük bir köprü oluşturduk. Ve tekrar düz kısmını çeviriyorum. Şöyle bir şekilimiz oluştu. 3 zincir çekiyorum. Hemen bu üstte oluşturduğumuz yuvanın içinden girip bir sık iğne ile kapatıyoruz. 3 zincir çekip bir sık iğne ile kapatıyorum. Burayı doldurana kadar aynı işlemle devam ediyoruz. 7 tane yapacağız. Şöyle bakın. 2, 4 oldu. 5
6. Ve 7. 7 tane aynı işlemi 7 kez yapıyoruz. 3 zincir çekip bir sık iğne ile kapatarak üst kısmı böyle doldurduktan sonra yine yuvamın içinden girip bir sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bu şekilde bir yaprak tamamlamış olduk. 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladım, aynı yerden girdim. Önce 1, 2, 2 aldım. Bir trabzan yaptım. Trabzanı kapattıktan sonra tepede 5 zincir çekiyorum. Zincirle trabzanın arasından girip bir sık iğneyle kapattım. Tam ortada yuva oluşturduk. Tekrar 3 zincir çekip hemen alt yuvamızın içine bir sık iğneyle kapatıyoruz. Ve buraya tam modelimizin orta kısmı çiçeğimiz gelecek. Şimdi buradan orta kısmı tamamladıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım, aynı yerden girdim. Önce 1, 2, 2 aldım, bir trabzan yaptım. 4 zincir çekip trabzanın üzerine 5 tane sık iğne dolduruyorum. 2, 3, 4, 5. Altıncıyla hemen yuvaya sabitliyoruz. 9 zincir çekiyorum. 9 zincir çektim. Çeviriyorum. Yaptığımızın hemen ters kısmından tepesinden girip bir sık iğne ile kapatıyoruz. Düz kısmını çeviriyorum. Başta yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. 3 zincir çekip yine içine bu şekilde 7 tane kirpik yapıyorum. Yani başta yaptığımız yaprağın aynısını diğer tarafa da yapacağız. Bir sağda bir solda aynı yaprağımız olacak. Ortaya çiçeğimiz gelecek. Dört, beş, altı, yedi. 7 tane yaptım. Hemen yuvanın içine 8 zincirle sabitledim. Bu şekilde ikinci yaprağımızı da tamamladık. Buradan tığ battıya geçerken 2 zincir çekiyorum. Hemen bir yandaki sıradaki tığ battısına geçiyorum. Sadece geçişte 2 zincir çekiyorum. Diğerlerinin hepsinde 3 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde 13 tane tığ battısı yapacağım. Bakın. Burada nasıl en başta 6 tane yapıp 9 zincir çekip döndüysek arada da 13 yapacağım ve aynı şekilde 9 zincir çekip döneceğim ve bu göbek kısmını tekrarlayacağım. Şimdi ben diğer çiçeğin göbek kısmını da yapacağım ve çiçeklerimizin yapımına geçeceğiz. Evet, bu şekilde ben tamamladım. 13 tane bırakacaktım arada. Şöyle bakın. 2 4 6 8 10 12 14 15. 15 tane şu baştan girdiğimizle birlikte 16 tane. 16 tane yapıp 9 zincir çekip döndüm. 13 bırakıp döndüğümde çok az oldu. Böyle çok mesafeler birbirine yakın ve yapraklar böyle birbirine değecek gibi durdu sanki görünüş olarak. Ben de o yüzden biraz daha böyle 2-3 tane daha arttırdım ara mesafesini. Bu şekilde ideal olduğunu düşünüyorum. Siz isterseniz daha az, daha fazla bırakabilirsiniz tabii ki. Evet, şimdi üst kısmına geçiyoruz. Yani çiçek kısmımıza. Çiçek kısmımızda fıstıklar yapacağız. Şöyle hemen ilkinden başlayacağım. İki tarafta böyle yaprağımızı yaptık. Tam ortada da tepede bir yuva oluşturmuştuk. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. Ve tam bu orta kısımdan giriyorum.
Bir sık iğneyle girdim. Baş kısma doğru çektim biraz sık iğnemi. 8 zincir çekiyorum. 7, 8. Hemen bakın. Tığımın ucundakine ilmeği tuttum. Zincirin altından girip bir ilmek alıp bir zincir yukarı çekiyoruz. Şöyle yavaş göstereyim. Fıstık yapımını birçoğunuz biliyorsunuz zaten. 6, 7. Bu şekilde çektiğimiz zincirin üzerinde ilmek topluyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ortalama 13-14 tane ilmek topluyoruz zincirimizin üzerinde. Şöyle tığımın üzerine topladım ilmeklerimi. Parmağımdaki ipten dolayıp hepsinin içinden geçirdim. Elimle sıkıştırıyorum. Ve buraya aynı yuvanın içine bir sık iğneyle kapatıyorum. Bir tane fıstık yaptık. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Ve aynı şekilde zincirin üzerinde ilmek topluyoruz. Yedi. Sekiz. Bakın şöyle geçiyorum. İlmeğimi alıp bu tarafa getiriyorum. Bir zincir yukarı çekiyorum. Dokuz. On. 11, 12, 13 ve 14. Hepsinin içinden geçiyorum. Aynı yuvanın içine bir sık iğne ile kapatıyorum. 2 etti. Tekrar 8 zincir çekiyoruz. Ve aynı işlemle bir fıstık daha yapacağız. 2 4 5 7 8 12, 13, 14. Hepsinin içinden geçtim. Aynı yuvanın içine, 3 fıstığımı da aynı yuvanın içine kapatıyorum. Bir sık iğneyle kapattım. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi ben bunun iplerini yakacağım. Diğer fıstığımı da yapıp bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Çok tatlı bir model oldu. Ve modelimizin bitmiş hali. Böyle bu sayılarla bu fıstığımız sanki böyle yaprakların ortasına tam olarak oturmuş gibi çok hoş duruyor bence. Yapmanızı tavsiye ederim. Böyle farklı bir fıstık oyası modeli, yani fıstıklar aynı aslında. Fakat alt kısmı yaprak şekli daha farklı duruyor. Benim hoşuma gitti. Ben beğendiğim modellerden bir tanesi oldu. Ben de ilk defa denedim bugün. Ben modellerimi bir fotoğraftan çıkartıyorum. Mesela bir fotoğrafta görüyorum. Sayılarını ona göre ayarlıyorum. Yani ona göre derken, yani bakıyorum göz kararı. Sayılarını ayarlıyorum. Öncelikle bir deneme yapıyorum. Nasıl duruyor? Sayı bu sayılarla nasıl duruyor? Diğer sayılarla nasıl duruyor? Ona göre bakıp daha sonra size yapımını video olarak paylaşıyorum, çekiyorum yani. Elimden geldiği kadar ya anlatmaya, yani daha net anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Çok hoş bir model, mutlaka yapmanızı tavsiye ederim.